Sayın Bakanım, değerli sanatçı arkadaşlarım, değerli konuklar, hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Güneşin doğduğu yer Anadolu, aynı zamanda medeniyetin de doğduğu yer. Ülkemizin değerli sanatçıları ilham kaynağı olarak seçtikleri Anadolu'yu etkileyici yansımalara dönüştürdüler ve yorumladılar. 55 sanatçının çalışmalarından oluşan resim, heykel, seramik eserleri, video art, kinetik art ve canlı performanslarla bizleri sanatla dolu bir yolculuğa davet ediyorlar. Birincisi düzenlenen Başkent Art Festivali'nin geleneksel bir yapı kazandırılarak ve uluslararası bir boyuta taşınarak her yıl yapılması hedefleniyor. Bu yılki Başkent Art Fest'in teması Çağdaş Sanat'ta Anadolu Yansımaları. 20 Ocağı kadar sürecek olan etkinliklerde paneller, konserler, söyleşiler, dinletiler ve performanslar gerçekleştirilecek. Başkentlileri sanatla dolu bir hafta geçirmeleri için Ankara'nın simgesel yapılarından Resim Heykel Müzesi'ne bekliyoruz. Art Fest'in ekibini kısaca tanıtmak istiyorum. Arkadaşımız bahsetti. Beril Çavuşoğlu, Meral Öztürk, Alay Bey Karaoğlu, Adnan Tepecik, Merih Tekin Bender ve akademisyen Bünyamin Balamir hocalarımız. Proje Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlandı. Restorasyonu tamamlanan Resim Heykel Müzesi Galerisi'nin ilk sergisini açıyor olmaktan mutluyum. Desteklerini esirgemeyen Müze Müdürü Erdem Bey'e ve ekibine de teşekkür ediyorum. Ayrıca panele katkı sunan sayın sponsorlarımıza da teşekkür ediyorum. Ve desteklerini hep hissettiğimiz, sanatı ve sanatçıya değer veren, bugün burada bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Özgür Özkan Yavuz Hanımefendi'ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve sanatla dolu bir hafta diliyorum. Namazgah Tepesi üzerinde 42 yıldır Ankara Resim Heykel Müzemiz olarak hizmet veren bu özel binayı bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon sonucu, hatırlayacaksınız, 2020 yılının Aralık ayında yeniden kültür ve sanat hayatımıza kazandırmıştık. Bu Covid döneminde yıllar, aylar o kadar birbirine karıştı ki inanılmaz, bu Mart ayında 2 yıldır maske takıyor olacağız. Ve biraz 2020'yi yaşadık mı, 21 nasıl geçti farkında değiliz. Ben geçen gün arkadaşlarıma hangi yıldayız diye sordum. Biraz pandemimize zaman mekan kavramı da çok sarstı. Ama buna rağmen faaliyetlerimize devam ediyor olmaktan ben de çok büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye'nin görsel sanatlar anlamında bir asırlık tarihinin en önemli ve elbette ki eşsiz koleksiyonuna ve arşivlerinden birisine ev sahipliği yapan bu çok kıymetli müzemiz restorasyon sonrası bir yıldır faaliyette ve bu bir yıllık süre içerisinde 35 bin ziyaretçiyi ağırladı pandemi koşullarına rağmen ve 36 farklı etkinliğe de ev sahipliği yaptı. Gerçekten gurur duyuyoruz. Başta müze müdürümüz ve Güzel Sanatlar Genel Müdürümüz olmak üzere emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler, bu toprakların hemen her köşesinde elbette kadim medeniyetimizin izlerine rastlamamız mümkün. Ve bu zengin kültür, kültür sanat faaliyetleri olmak üzere hayatımızın her alanını da etkiliyor. Bazen bir mimari üslupta, bazen lezzetli bir yemekte, bazen bir şiirde kullanılan bir kelimede, bazen bir bestenin tınısında, bazen de bir sanatçının eserindeki dokunuşta bu zenginliğe hep beraber şahit olabiliyoruz. Bakanlık olarak bizim görevimiz elbette sahip olduğumuz tüm bu kültürel değerleri geçmişten alıp getirerek bugünle buluşturmak ve yarınlara taşımak. Bu amaçla kültür sanat alanında da son 20 yıldır da hem kültürel altyapı anlamında hem de içerik anlamında önemli çalışmalar yapıyoruz sanatçılarımızla, sektörümüzle birlikte ve yapılan çalışmalara da bakanlık olarak destek oluyoruz. Genç sanatçılarımızın ve tüm sanat dallarının desteklenmesi, tecrübeli sanatçılarımızın yeni nesil sanatçılarımızla buluşması, sanat üretiminin desteklenmesi ve teşvik edilmesi, sanatın, sanatçımızın ve sahip olduğumuz kültürel mirasın
toplumla ve sanatseverlerle buluşturması her zaman önceliklerimiz arasında oldu. Yaptığımız çalışmalarımızın halkımızın ve sanatseverler tarafından beğeniliyor olması da en büyük motivasyon kaynağımız. Ankara'mız ise sahip olduklarıyla bence kültür sanat dünyamızda ayrıcalıklı bir yere sahip. Ankaralıların sanata karşı özeni, düşkünlüğü ve nitelikli eser ve etkinlik peşinde koşma alışkanlığı, üretilenlerin sergilenme imkanı açısından da gerçekten başkente yakışır bir seviyede. Sanatın üretimi konusunda da Ankara son derece zengin. Yıl boyu süren sanat etkinlikleri, sergiler, festivallerimiz ve bunu yakından gözlemliyoruz. Biz bu etkinliklerimizde sadece Ankaralıları değil, Türkiye'nin her yerinden misafirleri, ziyaretçilerimizi, sanatseverlerimizi ağırlıyoruz. Birbirinden yetenekli sanatçılara sahip olduğumuz için de ben bir Ankaralı olarak da ayrıca gurur duyuyorum. Bakanlığımızın katkılarıyla bu haftada çok özel bir etkinlik gerçekleşiyor. Bugün açılışını yapacağımız sergiyle birlikte gerçekleşecek çok içerikli, çok iyi konuşmacılarımızın yer aldığı programı görmekten son derece mutlu oldum. İyi konuşmacılarımız, iyi panelistlerimizle birlikte güzel bir program hazırlanmış. Gerçekten ülkemizin tanınmış sanatçılarını ve bu alana gönül veren üstadları bir araya getiriyor bu etkinlik. Bu anlamda etkinliğe ben de hayırlı olsun diyorum ve başarılar diliyorum. Projemizin koordinatörüne, sanatçılarımıza, kıymetli konuşmacı ve panelistlerimize, destekçi tüm ve kuruluşlara, müzemizin müdürüne, kıymetli ve çalışkan ekibine, Güzel Sanatlar Genel Müdürümüze, Genel Müdür Yardımcımıza çok teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü de her zaman ilgisini hiç esirgemeyen, ilgisi hiç azalmayan çok kıymetli sanatseverlerimize ediyorum. Pandemi koşullarına rağmen bu koşullarda gerçekleştirdiğimiz hiçbir sanat etkinliğinde bizi yalnız bırakmadılar. Bugün de bu kalabalık açılış için kalabalık misafir topluluğumuzu da burada görmekten ve ağırlamaktan da son derece mutluluk duyduğumu belirtiyorum. Hayırlı olsun etkinliğimiz. İnşallah Ankara'mız için daha büyüyen, belki bir zaman sonra da uluslararasılaşan bir etkinliğe dönüşür. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Evet, Ankara Sümeyken Müzemiz 40 yıl aşkın süredir bu kıymetli özel Ankara için çok özel binada hizmet veriyor. Kapsamlı restorasyondan sonra hem binamızın restorasyonu hem eserlerin restorasyonundan sonra geçen yıl Aralık ayında faaliyete geçmiştik. Bu sanat galerisini de böyle bir sergiyle faaliyete başlatmış olmaktan çok memnunuz. Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan sanatçılarımızla böyle bir karmaz bir sergiyle burayı başlatmış oluyoruz. Burada hem farklı tekniklerde kullanılan, resimde kullanılan farklı teknikleri görmek mümkün. Hem seramik hem heykel çok farklı alanlarda bir araya gelerek Ankaralıları güzel bir sergiyle buluşturmuş olduk. Peki Sayın Bakanım, bundan sonraki sanatı desteklemek için adına yaptığınız projelerinizde bizi neler bekliyor Ankara için konuşacak olursak? Ankara Sümeyken Müzemiz tabii ki Ankara'daki sanatsal faaliyetlerin merkezi olma yönünde hızla ilerliyor. Çünkü burada 2500 eserlik çok müthiş bir koleksiyon. Türkiye'nin son 150 yıllık hem en iyi ressamlarının hem heykel sanatçılarının eserlerinin koleksiyonunda yer aldığı çok önemli bir müze. Biz burada gerçekleştirdiğimiz geçici sergilerle, dönemsel sergilerle de hem sanatçılarımızı burada ağırlamaya hem de koleksiyonumuzun en nadide parçalarını ziyaretçilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçen yıl 35 bin kişi ziyaret etti müzemizi. İnşallah bu tarz dönüşümlü süreli sergilerle de daha fazla sanatçı ve sanatseveri burada ağırlamak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.